Evet arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma, hoş geldiniz. Bugün tamamen çok güzel video var ve iPhone X, o da onun bir. Selam arkadaşlar. Bugün iPhone hakkında, yani iPhone X hakkında bir şey. Apple Store'a gittim, oradan baktım, biraz şeylerine baktım, daha doğrusu 8'lere baktım ben arkadaşlar. Yani demek istediğim şey, yani X değil, yani 8'lere baktım ben. Yani onun renklerinden aynıdır sanıyorum, aynı olması gerekiyor. Güzeldi, fena değildi renkler. Evet, gördüğünüz gibi 64 GB ve 256 GB var. Şimdi arkadaşlar, ben bunu almayacağım. Ben alacağım bu. Ben niye şimdikten almıyorum? Benim iPhone 4S'im vardı. 4S. Ben onu yıllarca, 2010'dan beri kullandım arkadaşlar, açıkçası. Yani 2010'dan beri kullanıyorum 4S'yi. Bu 4. ayda benim o 4S bozuldu. O yüzden zaten de ben bunun jübilesini bekliyordum 4 sene evvelden beri. Jübilesini öyle şükür yaptı. Tam istediklerimi karşıladı. Tam beklentilerimi de karşıladı aşağı yukarı. Ama yine de mutluyum. Ben her sene telefon alanlardan değilim. Yani her sene iPhone alanlardan değilim. O yüzden kısadan anlatmak istiyorum, detaylı şekilde. Bu kadar detaylı anlatan olmayacaktır iPhone hakkında. Şimdi ben Almanya'dan yayın yapıyorum ama Türkçe olarak burada gösterteceğim. Çünkü Türk olduğum için yer yurt önemli değildir. Mesela ağırlığı 174 gram olmuş. Yani bir fena değil. Orta, yani 150 gram orta segmentlerde tabii ki tutulduğu için bu 174 biraz ağır mı olmuş bilemedim ama Super Retina HD ekran diyor. 5.8 inç diagonal OLED multi-touch tam ekran diyor. HDR ekranı var. Süper 458 ppi yoğunluğu ve 2436'ya 1125 piksel çözünürlüğü. Yani inanılmaz bir olay. Bu arkadaşlar, şu kontrast var ya, benim plazmamda vardı. Yani açıkçası neredeyse. Oranı yüksek. Fena değilmiş. IP 67 derecesi var. Tabi suda yıkanabiliyor. Ama o kadar da dereceye atanma, yani galiba yanlış bilmiyorsam 5 metreden sonra su almaya başlıyor. Su 5 metreden sonra onun derecesi. 64 bit çözünürlük. İyi, güzel. A11 çekirdeği. Güzel. Fena değil. 12 megapiksel geniş açılı kamerası var. 12 megapiksel. Arkadaşlar, bu telefon olarak benim de bir tane Kodak diye bir telefonum var. Tamamen fotoğraf makinesi odaklı. Şöylece göstereyim. Mesela bu da mükemmel fotoğraf makinesi. Aynı zamanda telefon. Çok da güzel fotoğraf çekebiliyor. Arka kamerası 24 megapiksel arkadaşlar. Ve Sony'nin şeyini kullanıyor. Lenzini kullanıyor. Ve ön kamerada 13 megapiksel. Ama bunun tamamını kullanamıyor önde. Çünkü yazılımı çok eski. 6.0 güncelleme bekliyorum ben de aynı zamanda. Ama kamerasından bunu eşleştirmek isterim aldıktan sonra. Çünkü bunun kamerası bayağı iyi. Aynı zamanda yazıyor altta, şurada yazdı. Şurada görüyorsunuz, ekstra diye geçiyor. Şimdi konumuza gelirsek, geniş açım 1.8, diyaframı var.
Zoomlaştırdığımızda ışık açısı 2.4'e iniyor. Optik yakınlaştırma 10 kata kadar dijital yaklaştırılıyor. Ama bunu kim kullanır ki? Portre modu var işte. Portre modunu kullanabiliriz, evet. Çift optik diye. Evet, ben burada önemli olan şeylere değinirsek. Evet, burada çok çok önemli. En önemlisi şu aslında ya. Yani diğerlerini atın gitsin derim. Ama şu güzel. Bu güzel. Bu da iyi. Pürüzü azaltma sanırım şey olacaktır. Siz söyleyin. Kamerada şu sivilceleri, siyah noktaları kaybetme olayıdır %100. Bu odur yani. Bunun çünkü şimdiye kadar ben herkes kutu açılımı yapıyor. Detaylı anlatıyor. Ama fazla bir bilgileri yok. Anlattıklarıyla kalıyorlar. Ben detaylı anlatıyorum. Diyeceğim şu arkadaşlar. Ben niye detaylı iyi biliyorum? Ben kendim bilgisayar teknikerliğini bitirdim. Aynı zamanda da bilgisayar mühendisliğini bitirdim arkadaşlar. O yüzden bu konuda biraz değinim var. Bize de çekiyor ki. Videoya geldik. Mesela saniyede bu çok iyi güzelmiş ya. 4K'yı bile. Oo, 60 kare mi? Süper bir şey ya. Bir saniye, burası önemli benim için aslında. Sistematik video stabilizasyonu bilmek gerekirse. Evet. Evet. Olarak şey yapmış bir YouTuber. Ben Almanca anlıyorum çünkü yurt dışında kaldığım için. Bu arkadaş da iyi tanıyor. O kanalın ismini unuttum. Bunlar da iyi. Ya demek istediğim şu arkadaşlar, eğer bu gerçekten telefonu bir yakından görelim şeyden. Açıyor. Hadi aç işte görelim ya. Arkadaşlar şurasını görüyor musunuz? Hani sanki şey şu uzaktan kulaklık var ya Apple'ın 170 170 euro falan onun gibi duruyor ama aslında kablolu. Yani vermezler tabii ki. Ben olsam verdim yani bir haberini verdim. Ama Apple işte. İşi gücü para. Arkadaşlar kaplaması çok sağlam demir olduğunu söylüyor. iPhone 4S'ye yakışır bir telefon olmuş. Yani onun kardeşi olarak nitelendiriyorum ben bunu.